Önceki gün Muğla ve Bodrum'da paralel devlet yapılanması iddiaları ile ilgili olarak çok sayıda adrese gerçekleştirilen arama noktalarından biri olan Özel Merter Eğitim Kurumlarından konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınlandı. Kurum adına avukat Şakir Açık Göz imzasıyla basın kuruluşlarına yollanan açıklamada arama kararında gerekçe olarak gösterilen iddialar reddedilerek şu ifadelere yer verildi. Basında çıkan haberlerden duyulduğu üzere ülke genelinde artık rutin hale gelen eğitim kurumlarının incelenmesi olayı ile ilgili Bodrum'da eğitim ve öğretimde gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren müvekkil Mert Eğitim Kurumlarının terör örgütü olduğu iddia edilen FETÖ/PDY örgütüne kurban parası, öğrencilere burs altında para topladığı gerekçesiyle 17.05.2016 günü akşam vakti Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi'nin arama ve suç unsuru taşıyan delilere koyma kararı gereğince emniyet güçleri tarafından işlem yapılmıştır. Öncelikle müvekkil eğitim kurumlarının terör örgütü olduğu iddia edilen FETÖ PDY örgütü ile hukuki veya fiili olarak hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca kurban parası ve burs toplamak TCK'da suç olarak tanımlanmasa da bu iddialara dayalı olarak yapılan aramalar sonucunda da müvekkil eğitim kurumun kurban, burs vesaire adı altında para toplandığına dair bir belgeye rastlanmamıştır. Müvekkil merter eğitim kurumları kurulduğu günden beri tüm hukuki ve mali yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmiş, ülkemizin ve Bodrum'un eğitim ve öğretim seviyesinin yükselmesi ve gelişim için çalışmış ve çalışmaktadır. Müvekkil merter eğitim kurumlarının maruz kaldığı sürecin hukukiliğini tartışmak bile hukuki açıdan abeste işrikal ve eğitim kurum açısından zaman kaybolup, müvekkil eğitim kurumlarının bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eğitim ve öğretim hayatına başarılarını artırarak devam edeceğini Bodrum kamuoyuna saygıyla duyururuz ifadeleri kullanıldı.